Merhaba arkadaşlar. Bugün vertiko yani denge bozukluğu, rahatsızlığını derecem göstereceğim hareket ile siz kendi kendinizi tedavi edeceksiniz. Çünkü benim videolarıma bakaraktan bu zamana kadar olan birçok videom var. O videolarımdan bakarak milyonlar iyileşti. Ve bu sadece Türkiye'de değil. Azerbaycan'da, Almanya'da Hollanda'da, Rusya'da, Çin'de benim videolarımı bakarak iyileşen sayısı belki inandırıcı olmayacak ama 3.5 milyonu geçti. Yani kendi kendine benim videoya bakarak iyileşti. Ha ispat mı istiyorsunuz? Ben bu videonun altına bir link koyacağım. Ee, i̇lk çektim e, videonun linkini. Daha çok videolarım var da. O videoda alttaki mesajları okuyun. Görün bakalım. Gerçek mi söylüyorum? Gerçek değil. Bu bir ispat yani. Şimdi sizlere göstereceğimiz hareketlerin ben önce sizlere uyarılarım var. Neden? Çünkü bu vertiko denen illet bazı tetikleyici hareketçiler var. Mesela B12 eksikliği fazlalığı bu vertikoyu tetikliyor. Misal D vitamini. D vitamini de aynı şekilde eksikliği var ve yüksekliği vertikoyu tetikliyor. Başka ne tetikliyor? Stres strese, aşırı strese girdiğiniz zaman tetikliyor. Başka ne tetikliyor? Mesela gece yatıyorsunuz ya hani sürekli aynı yöne yatan kişilerde daha çok oluyor. Bu da bir bana gelen mesajlardan. Başka ne tetikliyor? Mesela sıcak havaya birden girdiğiniz zaman her aldaki vücutta bir dengesizlik oluyor. Bu da aynı şekilde bana gelen mesajlarda. Yani Sıcak bir ortama girdim ama bu vertiko oluştu denilen mesajları aldım. Demek ki ben şimdi sizlere bu uyarılarımı yaptım. Şimdi benim oğlum sizlere bu vertiko hareketini gösterecek. Önce hangi kulakta olduğunu tespit edeceğiz. O hareket ayrı bir hareket. Hangi kulakta olduğunu tespitten sonra da biz o Kulaktaki hangi kulakta kaymışsa kristal o kulaktaki kristali siz benim videoma bakaraktan yerine getireceksiniz. Tabii biz şimdi videomuzu çekeceğiz ve siz kendinizi tedavi edeceksiniz. Sadece bir Allah razı olsun demeniz yeterli. Evet arkadaşlar şimdi benim oğlum bu vertigo hareketinin ilk aşaması olan hangi kulakta olduğunu göstermesi için bir saha doğru yatacak. Tekrar normale dönecek. Tekrar sola yatacak. Şimdi değerli kardeşlerim bu hareket hangi kulakta olduğunu size anlamanız için. Normale geç oğlum. Şimdi değerli kardeşlerim bu hareketi yaptınız ve siz bu hareketten sonra Sağa döndüğünüzde mi yoksa sola döndüğünüzde mi sizin e, kulağınızdaki e, baş dönmeniz, bulantınız çoğalıyor. Yani burada biraz hassas olmanız gerekiyor. Yani siz sağa döndüğünüzde ve sola döndüğünüzde mutlaka ve mutlaka bir tarafta sizin baş dönmenizde böyle bir hareketleri hissetmeniz gerekir. Biraz hassas bir şey yani. Aşırı derecede ise rahatsızlığınız yine anlayamazsınız. Çok az olursa yine anlayamazsınız ama orta dereceli normal olan rahatsızlıklarda daha çok hissediliyor. Mesela bir hani başınız dönmeye başladı. Ha geldi. Yani o anda size bu atak geldi. Size bu hareketi yaptığınız zaman, sağa veya sola döndüğünüz zaman sizde bir sağınızda veya solunuzda çoğalma olması lazım. Oh diyeceksiniz bu tarafa döndüğümde bir, daha kötü oluyorum diyeceksiniz mutlaka. Şimdi diyelim ki sağ tarafta olduğunu düşünelim. Yani, her, yani bir misal bu veriyorum bu. Sağ tarafta olduğunuzu düşünün. Tamam mı? Şimdi bunu yerine getirmemiz için öncelikle sağın tersine çevrileceğiz. Ama bir 360 derece döneceğiz. Fakat bir buçuk dakika devam edecek. Yani bir turu bir buçuk dakikaya dağıtacağız. Çok yavaş dönmemiz gerekiyor. Eğer iyi olmak istiyorsanız bu şekilde. Şimdi oğlum bir tur yapacağız. Onlar üç tur yapacak rahatsız olanlar. Sen bir turu göster şimdi. Bak sanki karşıdan gören kişi senin döndüğünü hissetmeyecek kadar yavaş. Yani bu, bu yavaşlıkta olacak. Bakın bir buçuk dakikaya dönüşü tamamlayacağız. Şimdi sen ee, farz et ki hızlandırıyorsun. Dönüyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun. Ama siz bu şekilde hızlı dönmeyeceksiniz. Siz aynı ilk başladığımız şekilde bundan 3 sefer yapmanız gerekir. Yani 360 dereceyi 3 kez döneceksiniz. Sonra ne yapacaksınız? Ee, sol kulak üstüne bir yastık getireceksiniz. Sol kulak üstüne tamam mı? yani ee, hani sağlam kulak üstüne demek istiyorum. Yani hasta kulak üstüne yatmayın. Zaten hasta kulak üzerine yatarsanız diğer iyileştiğiniz günlerde bile tekrarlar. Tekrarlamaması için o yüzden vertikola kulak üstüne gece uyumayın. Şimdi bu şekilde 20 dakika uyuyacaksınız. uyumaya değil de yani duracaksınız. 20 dakika sonra, yarım saat sonra, bir saat de olabilir. Kalktığınız zaman kendinizi iyi hissedeceksiniz. Gelelim şimdi gelelim. Bir de orta kanala. Şimdi diyelim ki bu şekilde iyileşemediniz. Kalk oğlum şimdi diz çökme hareketi yapacağız. Değerli kardeşlerim şu anda oğlumuz size diyelim ki orta kanala kaçtı. Yani deminki hareketi, ki hareketi yaptınız. 20 dakikada dinlendiniz, iyileşemediniz. Hemen ee, ama hangi tarafta olduğunu anladık. Yani sağ kulakta olduğunu anladık. Ama 360 derecelik dönüş size iyi gelmedi. Demek ki sizin sağ kulağınızdaki orta kanala kaçmış kristaliniz. Bu yüzden bunun için özel bir hareket var. Diz çökerekten bu şekilde bakın diz çökerekten ee, başını da e, tam yukarıdan aşağı doğru koyacak ve başını olduğu yerden sağa çevirecek. Hasta kulak, vertikulo kulak yukarı bakacak, tavana bakacak şekilde kalkacağız. Ama kalkışlarımızın her bölümü 50 saniyelik. Yani 50 saniye geçmesi lazım. Şimdi birinci hareketi bakın bir oğlum yapıyor böyle bu şekilde. Bakın bu birinci hareket arkadaşlar. Bu şekilde 50 saniye duracaksınız. Bu şekilde 50 saniye durduktan sonra sağ kulak olduğundan dolayı kafanızı sağa doğru çeviriyorsunuz. Şimdi 90 derecelik sağ tarafa çevirdiniz kafanızı. Ve bu şekilde de bir 50 saniye bekliyorsunuz. Şimdi paralel olaraktan sağ kulak yukarı bakacak şekilde kalkıyorsunuz 90 derecelik. Evet tam 90 derece bakın kafa böyle yan tarafa bakıyormuş görünecek hasta kulakta yukarıda olacak mutlaka. Şimdi burada da bir 50 saniye bekliyoruz. Sonra 50 saniye bekletin sonra tekrar yukarı kaldırıyoruz. Böyle şekilde normal olarak çeviriyorsun kulağın şeyi kafanı normal düzene geliyorsunuz. Bunu isterseniz iki sefer de yapabilirsiniz. Hatta üç kez daha yapabilirsiniz. Hareketlerinizi mutlaka yavaş yapmanız lazım. Eğer yavaş yapmazsanız Kristal yarı yolda kalır, yerine gelmez. Bu yüzden hareketleri o kadar çok yavaş yapacağız ki kristal çok yavaş hareket ettiği için onun gelmesini beklememiz lazım, yerine oturması için. Evet kardeşlerim, bir Allah razı olsun demeniz yeterli. Çünkü ben sizlere bunu benim başından geçtiği için, bunu hareketleri yaptım, iyileştim. Sizler de mutlaka iyileşeceksiniz. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, bir Allah razı olsun demeniz yeterli. Çünkü benim başımdan geçti. 15 yıl çektim. Her 3 ayda 6 ayda bir ambulansla gidip geldim hastaneye. En sonunda ben bunun çaresini kendim buldum. Bu şekilde iyileştim. Şu anda 3 yıldır iyiyim. Allah'a hamdolsun ve 3 yıldır çektiğim videolardan iyileşen kişi sayısı 3,5 milyonun üzerinde. İnanın böyle siz de e, altına koyacağım videonun da e, linkine tıklayarak, eğer inanmıyorsanız tabii ki o linke tıklayın ve bakın o mesajları okuyun. O videodaki mesajları. İnsanlar bana nasıl kadar dua ediyorlar ve iyileştiklerini söylüyorlar. 5 dakikada iyileştik diyorlar. Ve lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ben de sizden bunu istiyorum. Rica ediyorum. Abone olursanız çok memnun olurum ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Beğenirseniz daha da memnun olurum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Evet buradan abone olun. Buradan sağlık videolarıma ulaşın. Buradan saç videolarına ulaşın. Buradan da vertikal videolarına ulaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.